Şimdi testimiz geliyor. Bu bizim kondisyon testimizdir. Bu testimizde yoldan çıkmadan kullanınız. Bu testimizde araba kullanacaksınız. Arabayı sağ şeritten götüreceksiniz. Sağ şeritten çıkmak yok, kapalı yola girmek yok. Tamam mı hocam? Sadece direksiyonu arabayı sağ şeritten götüreceksiniz. Devam et. Gaz frenine basmıyoruz. Tamam, şuna basın. Çıkmaz yolları. Gördüğünüz gibi makinamız budur. Adaylarımız gelip bir saatte bu makinada şimdi testlere giriyorlar. Testlerin sonucunda burada raporlar oluşuyor. Yeterli ve yetersiz. Bu raporları iki gruba ayrılıyor. A ve B grubu. A grubunda zihinsel ve motor becerileri, B grubunda ise kişilik gönül ölçümleri vardır. A raporunda eğer aday 11 tane test bulunmakta, eğer aday 11 testten 4'ünde yetersizse, geri kalan 7 testinde yeterliyse adayın raporu olumludur. Şayet B kişilik testinde şu anda gördüğünüz gibi 4 tane var. Eğer 2 taneden fazlası yetersizse aday otomatikten testten kalıyordur. Sağdan çıkmayın. Gevşet. Sağa doğru durun. Çok güzel. Böyle devam edelim. Şanlıurfa merkezde faaliyet gösteren özellikle psikoterapi merkezinin psikoloğu olarak görev yapmaktayım. Mehmet Şinilgin. Psikoterapi raporu bilgisayar tabanında adayların bir saat boyunca dikkat, refleks ve konsantrasyonlarını ölçüp kendi eksik yanlarını görmeye yarayan rapordur. 4925 Karayolları Yönetmeliği'nin 34. maddesine göre karayollarında şoförlük faaliyetini gösteren adaylar alır. Bunlar kimler olur? Taksi şoförleri, ticari taksiler, ağır vasıtalar, minibüs servisçileri. Bu psikoterapi raporu almak gerekiyor. Üniversiteden psikoloji mezunundan psikoloji bölümünden mezun olan psikologların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetki verilen kurumlarda gelip adaylar bir saat teste giriyorlar. Bu teste girdikten sonra psikoterapi alıyorlar. Bir saat teste girdikten sonra psikoterapi raporları E-Devlet'te işleniyor. Ülkemizde yaklaşık 10 milyon insan alınması gereken bir belge olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiler arasında vardır. Bununla birlikte şu anda Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin, şoför adayının bu psikoterapi belgesini aldığını verilen sayısal verilerden görülmektedir. Bu 1,5 milyon içinde 74.600 kişinin psikoterapi raporlarının yetersiz olduğu görülüp ve maalesef bu yetersiz olan raporların 6 ay boyunca normalde karayolunun yönetmenine şoförlük yapmaları gerektiğini görülmektedir. Psikoterapi belgesini kimlere veriyoruz? Ağır vasıtalara, ticari taksilere, sevişçilere veriyoruz. Bunun yanında ehliyetini 100 puandan kaybeden şoförlere, uyuşturucu kullananlara, alkol kullananlara, trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunan kişilere, ekstradan birlikte kırmızı ışıkta geçen adaylara veriliyor, ehliyetini kaptıranlar. Ama sadece bunların tabi tutulması doğru değildir. Çünkü Türkiye'de yaklaşık geçen sene 7000 yakın bir kaza oldu. Bu 7000 kazanın eşiğinde birlikte 2197 kişi maalesef hayatını kaybetti. 9335 kişi de maalesef yaralanmıştır ve bunlardan bazıları engelli durumda kalmıştır. Bunlar kaza yapanların çoğu, yaklaşık %42.9'u kara yönetmenliğin şoför adaları değildi. Normal diğer şoförlerdir. Mesela normal taksi kullananlardır. Bunların sadece belli kısımlarında tabi tutulması doğru değildir. Eğer rapor verilmesi gerekiyorsa bütün şoför adaylarının verilmesi gerekiyor. Avrupa'da yaklaşık 50 yıldan beri olan bir sistemdir. Ama ülkemizde 2008'den yani 12-13 yıldır bulunan bir istenen bir rapordur. Belli bir zamanlarda bir denetimler oldu, kısmi denetimler. Belli kişilere tabi tutuldu. Maalesef ülkemizde ve dünyada sarsan bir COVID hastalığı virüsü vardır. Bundan dolayından da birkaç defa ertelendim. Talep var. Şu anda sadece şoför adayları belli tabi tutan şoför adayları değil. Bunun diğer şoför adaylarına gelip psikoterapi ne olduğunu ya da eksik yönlerini neler olduğunu bulup görmelerini sağlıyoruz. Bunlar neden insan araç kullanırken öfkelenebilir, göz muhakemesini yapabilir, tahminini yapabilir. Bundan sonra gelip eksik yönlerini görmeye çalışıyorlar. Şu anda psikoterapi ücreti İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği fiyat.
Yani 250 maksimum bir fiyat KDV ile birlikte 250 TL ödeyerek gelip psikotrening merkezlerinde bir saat teste girip testlerini alıyorlar. Psikotrening merkezine gelen adaylar bir saat teste giriyorlar. Testten sonra psikologun en imzasını koyarak e-rapora yüklüyorlar. E-rapora yüklendikten sonra adaylar herhangi bir psikiyatriste, özel ya da devlete gidip e-devletlerinde psikiyatri onayı vererek e-devlete düşürmesini sağlıyorlar.